Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Tabi yönetim kurulu bir toplantı gerçekleştirdi ve bu toplantı içeriğinde tamamıyla dün çekmiş olduğum videoda söylediğim ekonomik problemler tartışıldı, konuşuldu ve yani her zaman söylüyorum Trabzon küçük bir yer. Trabzon'da konuşulanlar yönetim arasında da dahi olsa bunlar çok çabuk bir şekilde gazeteciler tarafından bilgi ediniliyor ve hemen basına sızan, basında konuşulan bilgiler var. Tabi bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Değerlendireceğiz şimdi. Ekonomik bir problem var. Dünkü çekmiş olduğum videoda sizlere söylemiştim. 250 milyon TL'ye yakın bir borcumuz var arkadaşlar ve yıl ay sonuna kadar bizim bu parayı ödememiz gerekiyor demiştik. Eğer bu para ödenmezse de büyük problemler bizi bekliyor demiştik. Nitekim hatta transfere de değinmiştik. Birazcık bu konuları değerlendireceğim ama öncelikle arkadaşlar şimdi Abdullah Avcı'nın bir açıklaması var. Birazcık oradan bir gitmek istiyorum. İçeride ve dışarıda iki tane farklı takım izliyoruz. Buradaki ben zaten haftalarda çektiğim videolarda ara ara sizlere bunları aktarıyorum. Hani bir takım içeride iyi oynuyorsa bu kadar hani galip geliyor, sonuç alıyor. İçerideki oynamış olduğu oyun her türlü maç kazanmasına yetiyor. Yaptığı baskı, pozisyon üretme deplasmanda da tam tersini arkadaşlar. Bir o kadar da kötü oynuyoruz, temposuz oynuyoruz yavaş oynuyoruz. İçeride ve dışarıda farklı oynuyoruz. Abdullah Avcı gazetecinin sormuş olduğu sorunun karşılığında Abdullah Avcı şu cevabı veriyor. Geçen senenin şampiyon takımını yenmeye çıkıyor takımlar. Taraftarın gücüyle beraber de baskı kuruyorlar ve bunun iteklemesiyle beraber de bize karşı iyi oynuyorlar diyor. Şimdi ben de yıllarca top oynadım. Tamam geçen senenin şampiyonuna büyük bir saygı vardır. O ayrı bir konu ama hiçbir takım, hiçbir oyuncu ya geçen senenin şampiyonu Trabzonspor takımını yenelim diye oynamaz. Bir kere Trabzonspor takımına karşı zaten ister istemez itici güç olur. Çünkü büyük bir takımsın. Gittiğin her deplasmanda her takım küme düşme hattında olan küme düşen şampiyonluğu garantileyen kim olursa olsun abi UEFA'yı kovalayan kim olursa olsun hiç iddiası olmayan takım bile seni yenmek isteyecek. Bu Galatasaray için de geçerli, Fenerbahçe için de geçerli, Beşiktaş için de geçerlidir. Ben bunu bu düşünceyi doğru bulmuyorum. İkincisi Peki Avrupa'daki takımlar bizi neden deplasmanda sıkıntıya sokuyorlar? Bu da bir soru işareti. Bu da düşünülmesi gereken bir şey. Biz içeride iyiysek dışarıda kötüysek bu tamamen sistemsel, taktiksel ve oyuncuların maçtaki performansıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Şimdi tabii biz burada konuşuyoruz. Dün Trabzonspor takımımızın ekonomik durumu kötü. Trabzonspor takımımız şampiyon oldu. Neden bu kadar oyuncu değişikliğine gitti? dedik. Birkaç kişi bize tabii ki de yüklendi. Saygı duyuyorum. Kendi düşünceleri. 3-5 tane adam almakla Trabzonspor takımının parası mı gider veya 7 oyuncu aldık daha zaten diğerleri Bursa'dan geldi diye bir mesajlar yazanlar oldu. Bir tanesini şöyle koymak istiyorum. Hani arkadaşlar kalede tamam transfer gelmedi sabekine Larsen geldi. Sol bekine Eren geldi. Stoperine Batra geldi. Orta sahana Gımamil geldi. Orta sahana Yusuf geldi. Sol kanadına Trezege geldi. Santofon'a Maxi Gomez geldi. Santofon'a Umut Bozok geldi. Orta sahaya Doğucan geldi. Sola Naci sağa Lattimi geldi. Arkadaşlar biz bilmeden boş konuşmuyoruz yani. 11, 12, 13 tane oyuncu, 14 tane oyuncu Bursa'dan gelenleri de sayacaksın. Şimdi Bursa'dan gelenleri niye saymayacaksın? 30 milyon TL'yi kim verdi abi? Kim verdi ben soruyorum size. Kim verdi? Kulübümüz verdi. Bu kimin parası? Kulübümüzün parası. Kulübümüzün tabii ki de muhasebecisi kulübümüzün defterini tutacak durumumuz yok. Ama biz burada bir şey konuştuğumuz zaman bana böyle gelirse, gelin, gelenler olursa ben de bunu söylerim arkadaşlar. Şu yapılan transferlere bakar mısınız? Soruyorum. Vakeme gitti. Vakeme 2 milyon 3 milyon verilmedi. Şimdi Vakeme 2-3 milyon verseydin de keşke Burada 2-3 tane oyuncu getirmesenin Yusuf Yazıcı 50 milyona mal ettin arkadaşlar. Gımamili bilmem kaça mal ettin. İkisinin toplamı 100 milyon. E şimdi düşündüğün yerde de e diyorsun ki bu bir planlama hatasıdır. Gelinen nokta e, yönetim toplantı yapıyor ekonomik anlamda ve toplantıda sıkıntı çıkıyor. Oradan bir kongre kararı mı çıkacak? Başkan başkanlığı mı bırakacak? Oradan Ertuğrul Doğan'a ibreyi döndürüyorlar. Ertuğrul Doğan ben başkanlık yapmayacağım o düşünmüyorum dediği söyleniliyor. E şimdi benim düşüncem bu şekilde değil. Şimdi Ertuğrul Başkan tamam baş, ekonomik anlamda katkı veriyor olabilir. Arkadaşlar kulüp başkanı çok farklı bir şey. Dünyanın en zengin adamı da olabilirsin. Tamam bu futbol parayla dönüyor ama bazı şeyleri dengeleri götürmek lazım. Sezon başında hatalar yapıldı. Hoca ne istediğini alacağız dedi Ertuğrul Başkan mesela. Bana göre yanlış bir söylem. Yani bu hoca için iyi bir durum. Her istediğimi alıyorlar abi bunlar benim ne güzel. Doldurayım doldurayım. Kötü sonuç 2 hafta önce er, er şey 2 hafta 3 hafta önce hoca gidecek mi kalacak mı konuşuluyordu. Hatta kendisi burada bir hastalık var dedi. İstifa kararı alabilirim gibisinden konuştu. İstanbul'a gitti. Taraftarlar evine gitti. Arkadaşlar futbolcular hocalar bırakır gider. Burada kalan bizler taraftarlar yönetimle bırakır gider. Yarın bugün ah Ahmet Başkan bıraktı. Diyelim ki ben Ahmet Başkan'ın kesinlikle bırakmaması gerektiğini hala söylüyorum. Ne kadar transfer yanlışlıkları da olsa bazı konularda onu da iteklediler. Bazı kişilerin yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Ben ne Ahmet Başkan'ı tanırım ne Mehmet Başkan tanırım arkadaşlar. Benim düşüncem bu şekilde. Dışarıdan yapmış olduğum gözlem, konuşmuş olduğum kişilerin söylemlerini alıyorum. Değerlendiriyorum. Burada sizlere söylüyorum. Ben Bakın ama diyorum bu hataları bir daha yaparlarsa zaten onların da kredisi biter. Çünkü bu seneyi çok sıkıntılı bir şekilde geçiriyoruz. Bu sıkıntılı şekilde geçirmemizin maliyeti yüksek bir maliyet oldu. Ve bu maliyetin karşılığını alamıyorsun. Bu maliyetin karşılığını alamadığın için de sen transfer yapamıyorsun. Bir tane 8 numarayı koyamıyorsun. Bir tane e, Kanada istediğin oyuncu getiremiyorsun. Sen Trabzonspor takımısın. Size transfer döneminin başında dedim abi. Yani herkes transfer yapıyor ya. Şu ligde yapmayan takım yok. Biz yapamıyoruz. Neden abi? Neden bu yanlış planlama? Şimdi dün söyledim size 250 milyon TL yakın bir ödeme var. Dün işte Hakan abi 16 milyon 16 bin şey 16 milyon dolar dedi. Pardon. E şimdi bu para bulunamazsa da sıkıntı olacağı konuşuluyor. E şimdi nasıl olacak abi? Nereden gelecek bu para? Bu parayı nereden kim verecek? Hep aynı isimler parayı veriyor. Bir, bir iki kişi parayı veriyor. Bir iki kişi elini taşın altına sokuyor ve bakıldığı yerde. Kulübümüz tarafından bir açıklama yapıldı bu taraftar durumuyla alakalı. Başkana yakın kesimlerde onu başkana eleştirdiğini görüyorum. Yani bizim e, kulübümüzün ben şunu söyleyebilirim. Dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Safları sıkı tutmak lazım. Yönetimimizin birbirine sarılması gerekiyor. Ben şunu tekrar söylüyorum abi. Ben Trabzonspor taraftarıyım. Hiçbir şekilde bir beklentim yok kimseden. Biliyorsunuz arkadaşlar bazı arkadaşlar diyor ya sen işte bazen Trabzonspor takımı çok övüyorsun, Hocayı çok övüyorsun bir beklentim var. Arkadaşlar bakın ben çalışmayı düşünmüyorum, çalışmayacağım, çalışmak istemiyorum, ihtiyacım yok. Ben sizlere objektif bir şekilde her gördüğümü, duyduğumu anlatmaya çalışıyorum. İsterseniz benim düşüncelerime katılırsınız, isterseniz katılmazsınız. Son dönemlerde işte sayımız neden düşüyor diyen arkadaşlarımız var. Evet 300-400 kişi gitti. Kanalımızda 76 bin kişilik bir grubuz arkadaşlar. 76 bin kişilik bir kanalda bir kişi gitmez, iki kişi gitmez. Gitti mi 300, 400, 500 gider. Yüzde birlik bir bölüm bile gitmedi. Bu normaldir. Kötü gidiyoruz. Bazı arkadaşlarımız bize kızıyor olabilir. Bazı arkadaşlarımız tabii başka duyduklarından etkileniyor olabilirler. Saygı diyorum. Giden gidebilir. Kalan kalabilir. Herkese düşüncesidir, saygısı. Ben zaten şunu söylüyorum. Eğer benim konuşmalarım hoşunuza gitmiyorsa yapacağınız çok kolay. Çık tuşuna basacaksınız, çıkacaksınız. Şunu karıştırmayın lütfen. Ben abone olun kanalımıza, kanalımızı, videomuzu beğenin dediğim zaman benim burada bir şey ihtiyacım olduğu için bize bir şey yok yalvarıyorsun kanalını takip alalım bilmem ne diyen bazı arkadaşlarımızı da görüyorum. Ben kimseye yalvarmıyorum arkadaşlar. İstiyorsanız çıkın, gidin. Hiç umurumda değil. Çünkü beni seven, Trabzonspor'u sevenlerin burada olduğunu biliyorum. Bizi zaten sevmeyenler burada yeri yok. Düşün yani düşüncelerini de merak etmiyoruz. Yorumda yazmayın. Takip etmeden buraya gelip sabote de etmeyin kanalımızı. Bunu da söylemek istiyorum. Ben Trabzonspor taraftarıyım. Kimseden bir beklentisi olmayan bir kardeşinizim. 6 sene evet oynadım. Kaptanlıklar yaptım. Yaptığım şeyleri anlatmak istemiyorum. Bakıyorum ne futbolculuğumuz kalıyor ne bilmem neyimiz kalıyor. Arkadaşlar benim düşüncelerim bu. Ben bu kanalı sizlerle olan bağımla kopartmamak için açmıştım. Biraz da sohbet gibi oldu. Biraz kusura bakmayın. Sizle muhabbetimiz olsun. Sizlerle beraber kontağımızı kopartmayalım dedim. Hem benim için de bir uğraş oldu boş durmuyorum. Trabzonspor takımımızı takip ediyorum nasıl olsa. İşte size gördüklerimi, duyduklarımı objektif bir şekilde sizlere aktarmak hedefim. Televizyon açıyorsun 2 dakika konuşuyorlar. Başka yerde bakıyorum adam oradan maaşlı eleman arkadaşlar. Her şey konuşamaz televizyonda. Bazı şeyleri de ağzına gelir susar. Biz susmayız biz konuşuruz bizim çünkü kaybedecek bir şeyimiz yok. Biz objektifiz. Bizi seven de sever sevmeyen de sevmez. Bizim kimseden bir ne sevgi beklentimiz var ne Bizi aman sevmesinler ama ben dikkat edeyim gibi bir şeyimiz de yok. Onun için rahatız, keyfimiz yerinde. Elimizden geldiğince burada konuşuyoruz. İsterseniz beğenirsiniz, isterseniz beğenmezsiniz diyeceğim. Benim diyebileceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Destek istiyoruz bu bile sorun oluyor bazıları için. Ben bunu anlamıyorum yani. Ne yapalım yani arkadaşlar bir video çekiyoruz. E burada da beğenmenizi istemişiz. Ne var bunda? Benim bir ihtiyacım yok ki. Sizin videomu beğenmenizde veya kanalıma abone olmanızda benim evet sayı olarak güçlü olmak istiyorum. 76 bin, 77 bin, 80 bin, 100 bin olmak istiyorum. Bu benim isteğim. Bunun bana bir ekonomik anlamda bir katkısı yok. Ama arkadaşlar ben buraya geliyorum, video hazırlıyorum, video çekiyorum, video kırpıyorum. Günde 3-4 saatimi yeri geliyor 4-5 video atıyorum. Yeri geliyor bu odadan çıkmıyorum sizin için mesela örneğin. E şimdi yani benim statümde benim gibi oynamış futbolculardan kaç tanesi açıp da YouTube kanalıyla uğraşabilir? En kolay yol gider yorumculuk yapar, en kolay yol, yardımcılık yapar, teknik direktör yoluna gider, menajerlik yapar, başka işlerle uğraşır, ticaret yapar. Ki yapar da yapar yani. Benim burada hani video çekiyoruz, YouTube kanalı oluşturuyoruz, bir şey ihtiyacımız olduğu için değil. Benim buradaki çekmemdeki neden tamamıyla sizlerle beraber bağımı ee, kopartmamak ve Trabzonspor takımı. Tutuyorum bakın arkadaşlar Trabzonsporlüyüm ve Trabzonspor takımını konuşuyorum. Bu kadar birazcık bazı mesajlara kızıyorum. Hani abi kafana takma diyeceksiniz. Mesajın altına yorum yazacaksınız. Çok teşekkür ederim. Kafama takmıyorum ama kızdırıyorlar beni arada. Ben de arada böyle sizlere dertleştiğim zaman keyfim yerine geliyor bir kez de. Aman diyorum boşver. 2 günlük dünya diyorum. Geçiyorum gidiyorum arkadaşlar. Kafamıza göre Gördüğümüzü konuşuyoruz, duyduğumuzu konuşuyoruz. Yanlış konuştuklarımız da oluyordur zaman zaman. Bunlar için sizlerden özür dileyebilirim. Kusura bakmayın derim ama genel anlamda biz objektif olmaya devam edeceğiz. Gördüğümüzü, duyduğumuzu konuşmaya da burada devam ediyoruz. Allah nasip ettiği sürece de, sağlık verdiği sürece de her gün karşınıza gelmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hayırlı bir gün olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.